Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Ne güzel, ilk oturumun güzelliğinden sonra şimdi bir başka konuya hep birlikte eğileceğiz. Bu oturuma ben ve değerli meslektaşım Doktor Erdem Erkoy'un başkanlık ediyoruz. Çok değerli konuşmacılarımız var. Üst başlığımız COVID-19 mücadelesinde mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim gereksinimleri ve öneriler. Üç değerli konuşmacımız Profesör Doktor İskender Sayek, Profesör Doktor Ferda Özyurda ve Profesör Doktor Işıl Maral. Ben ilk takdimi yapmadan önce Erdem arkadaşımın da size hoş geldiniz diyeceğini düşünerek sözü ona vermek istiyorum. Buyurun Erdem. Merhaba hocam, teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim sempozyum için. Aynı zamanda korona görev grubuna çok teşekkür ederim. Başımda bir miktar içinde yer aldım ama sonra çok çalışmam gerekti. Bir süre yer alamadım. Gerçekten çok çalıştım. Bir halk sağlığı uzmanı olarak bizim için ilginç bir deneyim oldu. Herkes için çok önemli ama bizim için de profesyonel anlamda önemli. Gerçek anlamda herhalde birkaç yıl sonra etkisini çok değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederim tekrar. Konuşmacılara geçelim. Teşekkür ediyorum Erdem. Şimdi ilk konuşmacımız pek çoğunuzun çok yakından tanıdığını düşündüğüm çok kıymetli bir hocamız, Profesör Doktor İskender Sayak hocamız. Hocam hoş geldiniz. Size söz vermeden önce çok kısaca sizi biraz tanıtmak istiyorum. Hocamız Hacettepe Üniversitesi Fakültesinden emekli öğretim üyesi, kendisi genel cerrah, genel cerrahi uzmanı. Tıp Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Başkanı halen. Hocamızın tıp eğitimi süreci, tıp fakültesi deneyimi aslında tabii ki öğrencilik yıllarına dayanıyor. 1970 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun. 71-76 genel cerrahi eğitimlerini hem Türkiye'de hem Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamladı. 76'da Hacettepe Üniversitesi'nde akademik kariyerine başladı. Kurumunda ve aslında sivil toplum örgütlerinde çok farklı yöneticilik deneyimleri var. En son söyleyeceğim 2000-2006 yılları arasında hocamız Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini sürdürdü. 2011 yılında üniversiteden emekli oldu. Meslek örgütü yöneticilikleri var. Ankara Tıp Odası, Türk Tabipleri Birliği farklı düzeylerde yöneticilikler. Çok fazla ödül var biliyorum. Ama birkaçı Hacettepe Üniversitesi'nden ödüller, Eczacıbaşı, TÜBİTAK, Bayındır grubu gibi pek çok hizmet ödüllerini aldı. Fahri doktor ünvanları Tiflis ve Acıbadem Üniversitelerinden. Selin Vailin isimli iki çocuk babası, iki de çocuk dedesi. Hocam 15 dakikalık sunumuz için size söz vermek istiyorum. Onur duyduk bizlerle birlikte olduğunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şeyimi nasıl yükleyeceğim? Size ekran paylaşımı izni verildi hocam. Ekranınızı alttaki yeşil. Görünmüyor. Evet. Ha, pardon, tamam, geldi galiba. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum Dilek takdimin için ve düzenleme kuruluna da çok teşekkür ediyorum. Çok etkilenerek izledim bir önceki oturumu da. Çok yoğun bir ilginin olduğu bir sempozyum. Gerçekten sizi kutluyorum. Ben bugün sizlerle COVID-19'un hem salgın sırasında hem sonrasında mezun üniversite eğitimi nasıl etkilediğini, neler yapılması gerektiği ile ilgili de bazı düşüncelerimi paylaşacağım. Tıp uzun dönem bir sanat, bir bilim. Slide'ı ilerletemiyorum. Next. Bilim ve son dönemlerde özellikle teknolojinin etkin olduğu bir meslek haline gelmiş durumda. Sanata baktığımız zaman uygulamada yetkinlik gerektiriyor. Ve bu yetkinlikle beraber belli bir ustalık,
ve insan bilimlerinin de bizi çok etkilediği bir alan haline gelmiş durumda. Bilim yönünden baktığımız zaman belli bir bilgiye, analitik becerilere, eşsel düşünmeye ihtiyaç var. Bugün gider artan biçimde bilginin çok arttığı bir ortamda tıp biliminin gelişimi de bu yönde etkileniyor. Onun için de bir hekimin analitik becerileri ve eleştirel düşünme düzeyi mutlaka yüksek bir seviyede olması gerekiyor. Teknolojiye baktığımız zaman özellikle teknolojik yetkinlik giderek önem kazanıyor. Tıpta mesleki olarak bir veri yorumlama yetkinliği kazandırılması gerekiyor bugün hekimlere ve sağlık çalışanlarına. Çünkü çok büyük big data dediğimiz büyük bir veri var ve bunun yorumlanması giderek zorlaşıyor. Dolayısıyla teknolojiyle birlikte veri yorumunu da tıbbın bir alanı haline getirmiş durumda. Ve de teknolojinin gelişimine de doğrudan katkısı olması lazım diye düşünüyorum ben. Neden bunu söyledim? Çünkü teknoloji bugün tıbbı maalesef kıskaç altına almış durumda. Eğer biz kendi gereksinimlerimiz doğrultusunda teknolojiyi geliştirmezsek, teknolojiye bizim hakim olmamız çok mümkün değil. Dolayısıyla teknolojinin doğru kullanımını, uygun kullanımını sağlayacak ve bizim ihtiyacımız olan teknolojiyi geliştirecek bir yolun izlenmesi tıp açısından çok önemli. Covid-19 salgınında neler değişti? Birçok şeyimiz etkilendi biliyorsunuz. Bunlardan özellikle sağlık çalışanların iş yükü çok arttı. Kişisel koruma malzemelerinde sınırlıklar yaşandı. Sağlık çalışanları risk altında çalışma zorunda kaldı. Tükenmişlik sendromu, post-traumatik stres sendromu gelişmesi gibi sıkıntılar sağlık çalışanlarının sorunları olarak görüldü. Küresel dünyaya bir güven kaybı ortaya çıktı. Seyahatlerde kısıtlamalar, insanlar evde kalma veyahut da ayın ortasında kalma adına seyahatlerde kısıtlama ve toplumsal bir kaygı ve endişe ve agorafobi meydana geldi. Bunun düzelmesi de muhtemelen uzun süre alacak. Her ne kadar COVID'in ne kadar süreceğini bilmesek de sürmese bile bunun düzelmesi biraz vakit alacak gibi görülüyor. Sağlık hizmet sunumuna baktığımız zaman evrensel olarak pandemiye hazır olamama ve bir yetersizlik ortaya çıktı. En yüksek düzeyde sağlık hizmet sunumu vereceği düşünülen ülkelerin ne duruma geldiğini biraz önce de gördük. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin etkilenmesi gerçekten çok büyük bir boyutta oldu. Hastanelere bir aşırı yüklenme oldu, altyapının yetersiz olduğu ve bunun desteklenmesi gerektiği ortaya kondu. Çalışma ortamının güvenliğinin önemi, özellikle sağlık çalışanları ve hastalar için bunun önemi bugün anlaşıldı. Ve dijital sağlık kriz yönetiminde kullanılabilir araç olduğu görüldü. Bununla birlikte ortaya çıkan en önemli değişimlerden bir tanesi teletip veya telesağlığın giderek artan biçimde kullanılması oldu. Bu çok yeni bir makale Amerika'dan. Covid öncesi yani 2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki teletıbbın kullanım oranı %8. Covid salgını sırasında 6 haftalık yaptıkları bir çalışmada bu grubun bunun acil durumlarda %135, acil olmayan durumlarda %4000 kat arttığı gösterildi. Çok etkileyici sonuçlar ve bunların da özellikle acil durumlarda %56'sının Covid ilişkili, acil olmayan durumlarda da %17.6 ilişkili olduğu gösterildi. Bunun yanı sıra ayaktan hizmetlerde özellikle teletıbbın kullanımı yine 20 kat kadar arttı ve bunun da %20'sinin Covid ilişkili olduğu gösterildi. Hasta memnuniyetinin Covid öncesi ve sonrası değişmediği görülüyor bu çalışmaya göre. 5 üzerinden 4.38 hem Covid öncesi hem Covid sonrası hasta memnuniyeti
böyle bir şeyde tespit edildi bu çalışmada. Şimdi bu değişimin, COVID'in yaptığı bu değişim karşısında tıp eğitiminin nasıl adapte olacağı gerçekten çok önemli. Ben bugün sizinle sadece mezuniyet öncesi tıp eğitimiyle ilgili bir şeyler söyleyeceğim ama genelle ilgili de bir şeyler söyleyeyim. COVID'le tıp eğitiminde yıkıcı bir değişim yaşandı. Bu yıkıcı değişimin en önemli sorunlardan bir tanesi ne kadar süreceğiyle ilgili bir belirsizlik olması. Ve uzun erimli tıp eğitiminin ne kadar etkileneceğinin bilinmemesi. Tıp fakültelerinin eğitime ara vermeleri zorunlu olarak, klinik eğitimin yapılamaması en önemli etkileri ve sorunları olarak görülüyor. Bireysel etkileşimi azaltarak hastalığın kontrolüne yönelik çabalar, tıp eğitimine ara verilmesi gerektirdi. Öğrencilere ulaş riskini almak, kişisel koruma malzemelerinin eksikliği ve maliyetinin göz önünde bulundurulmasıyla öğrencilerin eğitimden uzak tutulması evrensel olarak gündeme geldi ve uygulandı. Uzmanlık eğitimi biraz sonra tartışılacak. Onda da önemli aksamalar oldu. COVID dışı hastaların hastaneye yatmaları sınırlandı, yatamadıkları ve COVID dışı hastaların bakımında sorun olduğu görüldü. Elektif cerrahi girişimler ertelendi uzun bir süre. Ve sürekli tıp eğitimi, sürekli meslek gelişim etkinlikleri ertelenerek geçirildi. Şimdi COVID'le bunu tartışırken COVID'le ilgili olarak 2018 yılında Ron Hardin ki tıp eğitiminin çok önemli bir ismi şöyle bir söylem ortaya koydu. Dedi ki tıp eğitimi müfredatında bugün bilimsel gelişmelere, değişen tıbbi uygulamalara ve hasta ve toplum beklentilerinin karşılamasıyla ilgili sorunlar olduğu söylenir. Yani sanki COVID dönemini tıp eğitimi açısından açıklar bir söylem olarak görüldü. Ve bence COVID salgını bu söylemi güçlendirdi süreç olarak. Tıp fakültesi eğitim, araştırma, hizmet gibi üç temel misyonun yanı sıra bence bir misyonun daha önem kazandığı COVID sırasında ortaya çıktı. O da tıp fakültelerinin sosyal ve toplumsal yükümlülükleri karşılama düşüncesi. Burada sosyal yükümlülükler açısından bakıldığında üç temel düzeyde tıp fakültelerinin sorumlulukları tanımlanmış durumda. Bu da sosyal sorumluluk veya toplumsal sorumluluk, sosyal duyarlılık veya toplumsal duyarlılık ve sosyal güvenilirlik veya sosyal hesap verebilirlik gibi üç kavram. Sosyal güvenilirlik ve hesap verebilirlik bunun en üst düzeyi ve tıp fakültelerinin belli bir oranda bunu karşılaması bugün bekleniyor eğitim programlarında. Ve bu karşılama açısından da her üç düzeyi içeren biçimde müfredatın değiştirilmesi ve bu müfredata göre eğitim yapılması öneriliyor. 2010 yılında bir komisyon Lancet'te sağlık çalışanlarının eğitimiyle ilgili hedefler koydular. Bu hedeflere göre o zaman sağlık çalışanlarının eğitiminin temelinin toplumun sağlığını korumak ve iyileştirmek olarak belirlendi. Ve müfredatın da ana morbidite ve mortalite nedenlerini kapsaması gerektiği tanımlandı. Bu bence COVID-19 salgını açısından önemli bir uyarı olmuştur. Yani bu değişimi bizim COVID'i beklemeden yapmamız çok daha önemli olurdu diye düşünüyorum açıkçası. Çevrim içi dersler tıp eğitiminin sürdürülebilirliği için anahtar uygulama haline geldi mezuniyet tıp eğitiminde. Ve bu salgın sırasında sınıf eğitimleri dijital eğitime dönüştü. Ve derslerin kaydedilmesi, senkron ve asenkron olabilmesi, video konferanslar ve webinar tıp eğitimi devam ettirmeye çalıştı. Ben tıp eğitiminin
tamamının dijital bir eğitimle yürütülebileceğine inanmıyorum. Çünkü çok farklı özellikleri olan bir eğitim, mezunası tipi eğitimi. Dolayısıyla bunun mutlaka önüne geçecek adımları atmamız lazım. Bu bağlamda baktığımız zaman dijital eğitimin en önemli sorunları şüphesiz eğitim ve öğrenimin en önemli parçası olan eğitici ve öğrenen etkileşiminin olmaması. Her ne kadar senkron yapılsa da yapılan çalışmalarda en önemli sorunun online eğitimlerde, çevrim içi eğitimlerde bu etkileşimin olmaması olarak tanımlanıyor. Öğrencilerin ve eğiticilerin alışık olmadıkları bir yeni ortam ve yaklaşım olması, teknik eğitimin yapamaması önemli sorun. Bunların önüne geçebilmek için bazı önlemler alınabildi veya alındı. İnteraktif küçük grup tartışmaların yapılması, özellikle bu etkileşimi ortadan, etkileşime yol açacak bir süreç olarak tanımlanabilir. Olgu temelli eğitimle ve ekibe dayalı eğitimle bu sorunlar çözümlenmeye çalışıldı değişik ülkelerde. Öğrencinin ve eğiticinin bu değişme ve ortama nasıl adapte olacağı çok önemli. Çünkü hazırlıksız yakalandık biz salgın sırasında bu eğitimle ilgili olarak. Sağlık hizmet sunumu tıp eğitiminde teknoloji ve tıp eğitiminde teknoloji kullanımı giderek arttı COVID'de ve tıp eğitiminin sürdürülebilmesi ancak bu şekilde sağlanmaya çalışıldı. Teknoloji tıp öğrencilerinde işbirliği becerisinin gelişimini ve adaptasyonunu kolaylaştırır gibi görülüyor. Çünkü özellikle kuşak farkı gözetlenirse milenyum kuşağı bu süreçlere bizden farklı bakabiliyor ve daha kolay adapte olabiliyor. Meslek arası işbirliği ve teletıpla ilgili deneyim de COVID sırasında giderek arttı. Tıp fakültelerinin tıp öğrencilerine karşı ve topluma karşı sorumlulukları var. Özellikle tıp fakültelerinin COVID sırasında zamanında ve tutarlı önlemeler ile desteklenmesi ve gelecekleri üzerinde etkinin en aza indirilmesi ilgili güvence vermesi çok önemli öğrencilere. Yani öğrencilerin kendi sahiplenildiği, desteklendiği, eğitimlerinin tam yapılacağı ve eksik olmayacağını güvencesinin verilmesi. Topluma yönelik de salgın durumunda iyi hizmet alabileceklerin güvencesini vermek tıp fakültelerinin belli önemli sosyal sorumluluklarından bir tanesidir. Hocam son 3 dakika. Salgın sonrası ne olur? Tamam. Salgın deneyimler burada çok önemli. Teknoloji, öğretim ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı olarak kullanılmalı. Tıp eğitiminde dönüşümsel bir değişime bir araç olarak kullanılabilir. Burada uyarlanabilir veya adaptif öğrenmeyle genişletilmiş gerçeklik kullanılabilir. Özellikle uyarlanabilir öğrenmede bizi yönlendirecek bireyselleştirilmiş yaklaşım eğitimde çok önemli. Yapay zekanın kullanılması yine karşımıza çıkacak bir yol olarak görülüyor. Genişletilmiş gerçeklikte bakıldığı zaman özellikle klinik eğitimin yapılabilirliğini sağlamak adına haptik simülasyonlar kullanılabilir ve bu açıdan da önümüzde bir gelişim söz konusu olabilir. Dönüşümsel değişim açısından bakıldığında tıp eğitiminin değişik faktörlerin düzenlenmesi önemli. Özellikle öğrenen, öğrenme hedefleri, içerik, eğitim, teknoloji ve bağlam eğitim içeriği mutlaka tartışılmalı. Teknolojinin etkin kullanımı için ek eğitimler ve gelişen teknolojinin öğretim ve öğrenimde kullanımının maliyetli olmasının özellikle önüne geçilmeli ve açık kaynakların burada daha sık kullanılması, müfredatın yeniden tanımı gelecek için önemli. Müfredatta toplum sağlık gereksinimine karşılanması, koruyucu hekimlik, salgın yönetimi ve salgında hekimlik, temel ve klinik tıp bilimleriyle entegre edilen sosyal bilimler, etik ve profesyonellik, mesleki değerler önemli kavramlar olarak görülmektedir. Gelişen eğitim teknolojinin kullanımı ve teletıp mutlaka kapsanmalıdır. Gelecekte tıp eğitimin senaryosu, bitiriyorum, teknoloji kullanımı ve yüz yüze eğitimi birlikte kullanabileceğimiz, entegre biçimde kullanabileceğimiz
bir harmanlanmış öğrenim yöntemi olmak zorunda gibi görülüyor. Bunların tabii oranını iyi düşünmek son derece önemli. Harmanlanmış öğretim ve öğrenim, çevrim içi eğitimin daha yaygın kullanımıyla tıp eğitiminde her zaman her yerde yeni öğrencilere yeni olanaklar sağlayabilir gibi görülüyor. Harmanlanmış öğrenmeye ek bir yöntem de bugün dağıtık öğrenme dediğimiz distributed learning kavramı, yine COVID sonrası kullanılabilecek bir araç olarak görülmektedir. Ve bu dağıtık öğrenme, harmanmış öğrenme, öğrenme ve olmayan öğrenmenin birlikte hayatta tek kullanıldığı bir araç olarak görülmektedir. Eğitici yönelik. Hocam sesiniz kesildi. Şimdi geliyor mu? Hocam şimdi geliyor. Tamam. Süremiz bitmek üzere. Bitti evet, hocam. Normal öğrenme ortamı dışında gerçekleşen öğrenme şeyleri burada önemli olarak görülüyor. Bir kısaca bunun acaba bir avantaj olarak kullanılabileceği düşünülürse dönüşümsel etkisi olabilir mi COVID'in tıp eğitimine? Bu makalede 5 başlık verilmiş. Bence çok etkileyici geldi bana bu. Onun için çok kısaca söyleyerek, bir salgına tepki olarak güçlü bir halk sağlığı desteğinin tıp eğitimince verilmesi, müfredatın güncel konulara adaptasyonu, iyi zamanda standartlarını düşürmeden mezun verilmesi, eğitsel kaynakların korunması ve öğrencilere eşitlik, kriz iletişimi ve aktif değişim liderliği burada mutlaka verilmeli. Çevrim içi eğitimin zorlukları biraz önce söyledim. Özellikle iletişim, öğrenci değerlendirilmesi ve çevrim içi eğitimle ilgili deneyim, zaman yönetimi gibi kavramlar var. Tıp eğitiminin çevrim içi kaynaklarla karşılanamayacağı en önemli yönü şüphesiz klinik eğitimde sınırlılıklar. Bunun için de bazı çözümler üretmeliyiz. Ancak burada hasta ve öğrenci güvenliğini sağlayarak yapmamız lazım. Öğrencinin salgın sonrasında kariyer ve uygulamada yeterli ve yetkin duruma getirmeliyiz. Gelecekteki tıp eğitimi içinde hekimlerin akıllarını, ellerini ve yüreklerini şekillendirecek yeni yaklaşımlara gereksinim olacaktır. Bunun için de yüreğini kullanan bilgi, beceri ve davranışı birlikte kavrayan bir hekim modeli bizim için önemli olacaktır diye düşünüyorum. Ve de iyi hekimlik kavramının içselleştirilmesiyle bu değişimi daha kolay tolere edebiliriz diye varsayıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Soruları akan chat bölümünde izleyebiliriz. Eğer varsa sorularımız hocamıza yöneltebiliriz. Şimdi sözü Erdem arkadaşıma veriyorum. İkinci konuşmacımızın takdimini yapmak üzere. Zamanınızı daraldığını hatırlatarak. Buyurunuz. Evet. İkinci konuşmacımız Ferda Özyurda, Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyesi Ferda Hoca. Kendisi 1977 yılında Ankara Üniversitesi'ni bitirmiş ve 1981 yılından beri halk sağlığı uzmanı olarak görev yapıyor. 1993 yılında profesör olmuş. Çok sayıda ulusal kurulda danışmanlık bilimsel kurul üyeliği yapmış. Hepsine değinemeyeceğim. Bizim halk sağlığı uzmanları açısından şu an güncel olarak en önemli görevi yeterli kurulu başkanlığını 2012 yılından beri yürütmesi. 2015 ve 16 yıllarında da yeterlilik sınavları yapılmıştı Hasuder tarafından ilk kez. Kendisi o sınavların da yürütülmesine katkılarda bulundu. Hatta ben de girmiştim. Bu nedenlerle teşekkür ediyoruz. Ediyorum hem de kendi adıma hocama. Hocamın konuşma başlığı, özür dilerim, halk sağlığı tıpta uzmanlık eğitimi yeterli kurulu bakış açısıyla COVID-19 mücadelesinde mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim gereksinimleri ve öneriler. Ferda Hocam. Hocam mikrofonunuzu ve kameranızı da açabilir misiniz?
Ferda Hocam, sizin için kamera ve mikrofon yetkisi verdik. Evet diye olumlu cevap verirseniz kameranız ve mikrofonunuz açılacaktır. Olmadı galiba. Oldu hocam. Mikrofonunuzu duyuyoruz, sesinizi. Sesini duyuyorsun. Kamerayı nasıl açacağım? Ekran değişti. O yüzden şöyle olur. Evet. Oldu mu? Evet hocam. Ben şeyi değiştiremiyorum yani. Nereden yapmam gerekiyor? Şimdi teşekkür ederim. Şimdi burada biz Erdem'in de söylediği gibi yeterli kurulunda bu alanda neler oluyor, uzmanlık eğitiminde diye bakmak istedik. Şimdi birçok alanda COVID pandemi sürecinde yapılan çalışmalar var. Mesela dünyada sağlık çalışanları en önemli risk grubunu oluşturuyor. Enfeksiyona yakalanma açısından ve ön safta çalışıyorlar. Bununla ilgili Hindistan'da bir çalışma yapılmış. Oftalmoloji eğitiminde web seminerlerinin yararlı olduğu ve ancak cerrahi eğitimin olumsuz etkilendiği ortaya koymuş. O yüzden de bir simülasyon tabanlı eğitimle bu dönemde devam etmenin yararlı olacağı ortaya çıkmış. Yine Amerika'da New York Presbyterian Hastanesi'nde cerrahi asistanlarında pandemi süresinde web tabanlı video konferans ve kayıt olanaklarının yararlı olduğu ama bunun uygulamada yer almadığı belirtilmiş. Şili'de ortopedi asistanlarında yapılan bir çalışma var. %33'ü pratik dışı eğitimi çevrim içi yapılmasını ancak pratik eğitimlerde uygulanmamasını istemişler. Gördüğünüz gibi uzmanlık eğitiminde yani mezuniyet sonrası uzmanlık eğitiminde pandemi eğitim sürecini değiştirip farklı yöntemlerle eğitim yapmayı söz konusu edebiliyor. Şimdi pandemi yönetiminde en önemli uzmanlık alanı hepimizin bildiği gibi halk sağlığı uzmanlığı. O yüzden pandeminin üstünden de bu şekilde gelebiliyoruz. Ancak yine HASUDER'in 28 Nisan tarihli bildirgesinde ülkemizde il pandemi kurullarında halk sağlığı uzmanlarımızın yarıdan azı yer alıyor. O zaman dedik ki acaba uygulama nasıl? Bizim eğitimimiz aralığında sorun var mı? Biz bu konuda ne yapabiliriz? Bununla ilgili olarak 12 Mayıs ve 31 Mayıs tarihleri arasında Survey Monkey sistemiyle oluşturulan bir veri toplama formu aracılığıyla halk sağlığı uzmanlık öğrencileri ve alanda çalışan uzmanlara elektronik posta iletişim aracılığıyla ulaşmaya çalışacağız. Bu süreç içerisinde araştırma görevlisi temsilcimiz Eray Öntaş'a ve HASUDER Yönetim Kurulu'na destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Çalışmamıza toplam 170 halk sağlığı uzmanı ve uzmanlık öğrencisi katıldı. Bunların 57'si uzman, 133'ü uzmanlık öğrencisiydi. Şimdi bu pandemi sürecinde araştırma katılanların %89,5'unun pandemiyle ilgili kurumlarda fiilen görev aldıklarını gördük. Bu görev alınan yerler %60,5 oranında triyaj, poliklinik, enfeksiyon kontrol komitesi gibi daha çok hastane ortamları olmakta. %21 sıklığında il sağlık müdürlüğü, %15 sıklığında ilçe sağlık müdürlüğü yer almış. Yani büyük bir çoğunluğu kliniklerde görevlendirilmiş. Temaslı takibi yapma sıklığı da tüm katılımcılar arasında %52 civarında. Şimdi çalışma düzenleri nasıldır diye de baktık. Bu önemli bir konu sağlık çalışanları için. Çalışma düzeni normalin dışına çıkmış durumda.
%50 gördü normal ve esnek mesaiyi sürdürürken, %40'ı 40,5 günde 12 saat çalışma, fazla mesai, hafta sonu çalışma, nöbet tutma şeklinde çalışmış. Teması takibi yapanlardan 14 kişi tam gün çalıştıklarını ve artık mesai kavramını kaybettiklerini ifade etti. Bu pandemi sürecinde fiilen çalışan halk sağlıkçıların %71,8'i yani %72'si bir zorlukla karşılaşmışlar. Karşılaşılan zorluklar içerisinde ilk 3 sırada tükenmişlik, hastalığın kendine bulaşma kaygısı, bir başkasına bulaştırma kaygısı gibi sorunlar ön sırada yer almış. Bunları sosyal mesafeye uygun sorunu ve koruyucu ekipman yetersizliği izliyor. Hocam sesinizi duyamıyoruz. Evet. Şimdi geliyor mu? Geliyor hocam. Tamam. Şimdi bu zorluklarla baş etme yöntemi olarak 89'u hekimlerin büyük bir çoğunluğu kendileri çözüm üretme zorunda kalmış. Sadece 22'si kurumsal yapı içinde çözüm üretebilmiş. Bu da önemli bir şey. Yük kendi üstlerine. Hocam sesinizi duyamıyoruz. Tamam. Oldu mu acaba? Evet hocam. Katılımcıların pandemi süresindeki deneyimlerine dayanarak uzmanlık eğitiminde içeriğindeki durumu sorduk. %72,7'si salgın yönetiminin ele alınmasını istiyorlar. Burada salgın analizi, sürveyans, filyasyon incelenmesi, acil durum eylem planı, salgında kriz yönetimi eğrisini değerlendirmesi. Ama bunları uygulamalı senaryolar üzerinden ve simülasyon teknikleriyle ele alınmasını bekliyorlar. %11,3'ü bulaşıcı hastalıklar epidemioloji, %4 salgın epidemiolojisine ilişkin matematiksel modelleme isteklerini ifade ettiler. %9,3'ü de çalışma ortamında, iletişimde problem çözme eğitimi, topluma yönelik sağlık eğitimine, tekniklerine gereksinim duyduğunu belirttiler. Şimdi zaten çalışmamızın ana noktası bu eğitim ihtiyacını belirlemekte ve bu sonuçlar bizim için önemli. Şimdi bu uzmanlık öğrencilerine %19,5 eğitim içeriğini yeterli bulurken uzmanlarda bu oran %38,6'ydı ve aradaki fark da anlamlı olarak karşımıza çıkmaktaydı. Bu önemli bir sonuç bence. Eğitimin planlanmasındaki bu farkları. Halk sağlığı çalışanlarına bu bütün zorlu çalışma koşullarına rağmen halen sorulduğunda %57,5 çalışma alanlarından memnun, sadece %16,5 memnun değil. Şimdi bu bulgulara dayanarak eğitimi yapılandırmayı düşünürken acaba bu müfredat ve kararların yapılandırılmasının nasıl olduğunu da bir Türkiye'de bakmak lazım. Bunun en üstünde 16 kişilik tıpta uzmanlık kurulu var. Yani karar verici ve yetkilendirici kurum burası. Burada FTB temsilcisi olarak Dilek Aslan hocamız yer alıyor. Şimdi tıpta uzmanlık kurulunun altında bir de müfredat oluşturma kurulları var, buradan seçilen. Buranın da başkanı Profesör Doktor Halk Sağlığı açısından Işıl Maral hocamız. Birazdan onu da dinleyeceğiz. Şimdi bunun dışında yeterlik kurulları, yani tüm uzmanlık derneklerinin yeterlik kurulları var. O yeterlik kurulu içerisinde burada gördüğünüz gibi burada 7+4 dedim, asil ve yedekli şeklinde. Yürütme kurulu,
eğitim programları geliştirme kurulu, ölçme değerlendirme, eş yetkilendirme ve ana bilim dalı başkanlarından oluşan eğitim üst kurulu şeklinde bir yapılanma var. Genellikle bütün uzmanlık derneklerinde bu benzer. Bu müfredat oluşturma görevini de yürüten burada eğitim programları geliştirme komisyonu. Bu kurullar, bütün yeterlik kurulları STB, UDEK, UYEK'e bağlı olarak ve bunun standartlarını tüm yeterlik kurullarında aynı olacağı şekilde yürütüyorlar ve bu kurulların hepsinin birbiriyle de ilişkileri var. Şu şekilde hepsini okla gösterdim. Buradaki ilişki, halk sağlığında farklı bir durum var. Tutmos'taki temsilciler aynı zamanda bizim kurullarımızın içinde de yer alıyor. Böylece de bir eşleştirme söz konusu. Şimdi TUKMOS'un sağlık yönetimine ilişkin müfredatı ne diye baktığımız zaman bu salgın sürecinde. Burada gördüğünüz gibi sürveyans sistemi salgın mücadelesi olarak ana başlıklar gösterilmiş. Gelişimsel yetkinlik alanında da sürveyans ve sağlık kontrolü yapma şeklinde ortaya çıkmış. Ancak bu bizim yeterlik kurulunun sağlık yönetimine ilişkin müfredatında baktığımız zaman buradaki ana başlıkların çok daha detaylandırıp alt başlıklar haline getirildiği, amaç ve hedeflerinin belirlendiğini görüyoruz. Bunlar yeterli kurulu web sayfasında da var. Tek tek burada vakit alarak söylemek istemiyorum. Ama bakın burada toplum sağlığı yetkinlikleri olarak sürveyans sisteminin yönetmesi, amaçlarını açıklama, salgın varlığını belirleme, işte nasıl bir sürveyans olduğunu, sistemi yönetme gibi bütün analizler burada söz konusu. Yine girişimsel yetkinliklerde de sürveyans sistemi. Sonuna doğru yaklaştık. Ben hatırlatayım. Efendim? Son dakikalarımız hocam. Son 3 dakikanızı hatırlatayım. Tamam. Bunları hızlı geçeceğim ben. Bakın burada sürveyans sistemini kurar diyor. Altında neler yaptıklarını söylüyor. Bunlar girişimsel yeterlikleri olarak. Yine veri üzerinden analiz eder diyor. Diğer konularda da bütün bulaşıcı hastalıklarla ilgili korunma yöntemlerini sahada uygular diyor. Bu şekilde bizim yeterlik kurulumuzun zaten amaç ve hedefleri ve müfredatının içerisinde var. Şimdi ama uygulamada bir gereksinim doğmuş durumda pandemi döneminde. Şimdi pandemi döneminde de bu uygulamada hala halk sağlığı uzmanlık öğrencilerimizin ve esas halk sağlığı uzmanlarımızın sahada çalıştığına göre ne yapmalıyız? Pandemi sürecinde bu sürecin özelliği olarak dijital ortamda konunun uzmanları tarafından senaryo, simülasyon, webinarlar şeklinde eğitimlerin sunulması. Normal süreçte de yani bu inşallah pandemiyi atlattıktan sonra sürekli eğitim ve mesleki gelişim kapsamında yaz okulları, kış okulları, kongre kursları ve diğer şekildeki eğitimlerin yeterlik kurullarınca bu eğitimi veren kurumlara destek olmak üzere sürdürülmesinin doğru olacağını düşünüyoruz. Bundan sonra bunu yapmamız önemli. Bizim dileğimiz konunun uzmanı olan hocaların bu belirlediğimiz gereksinimlere göre yani eğitim ihtiyacına göre düzenleyeceğimiz eğitimlere katkı ve katılımlarıdır. Ancak onların destekleriyle el ele yetkin halk sağlığı uzmanlarını yetiştirebiliriz diye düşünüyorum. Hepinizden buna aktif katılım bekliyoruz. Tüm yeterlik kurulu olarak. Ben sözlerimi COVID-19 mücadelesinde yitirdiğimiz sağlık çalışanlarına selam olsun diyerek bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam, sevgilerden. Şimdi üçüncü konuşmacımızı davet etmek istiyorum. Profesör Doktor Işıl Maral hocamız. Hocamız
aramızda. Kendileri Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Fakültesinden mezun olmuş. 97 Gazi Üniversitesi Fakültesinden halk sağlığı uzmanlığını almış. 97-2010 yıllarında aynı üniversitenin öğretim üyeliğini sürdürmüş. 2010-2015 yıllarında Marmara Üniversitesi'nde görevlerine devam etmiş. 2015 yılından bu yana da Medeniyet Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Akademik gelişimi 2002 doçent, 2010 yılında profesör ünvanlarını almış. Bir doktora ünvanı var. 2009 yılında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji bölümünden. 2014 yılından bu yana aslında 2005'ten beri sürdürdüğü TÜKMOS üyeliğini başkanlığa taşımış. 2014 yılından bu yana TÜKMOS başkanlığını yapıyor. 15-2017 yılları arasında halen çalıştığı fakültede dekan yardımcılığı görevi var. Covid-19 mücadelesinde İstanbul ilinde aktif çalışmaları var. Sağlık Bakanlığı'nın farklı kurumlarında çalışıyor. Mezuniyet öncesi tıp eğitimi, ulusal çekirdek eğitim programının güncelleme çalışmasına da katkılar vermiş hocamız. Şimdi mezuniyet sonrası eğitimin TÜKMOS bakış açısıyla değerlendirilmesini rica etmiştik kendisinden. O sunumu dinleyeceğiz. Sayın hocam, 15 dakikalık sunumunuz için sözü size veriyorum. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Ben İlik Hoca'nın da ifade ettiği gibi özgeçmişimde halen İstanbul COVID pandemi koordinasyon kurulunda çalışmaktayım. Mart'ın ortasında başladım çalışmaya. İlk vaka çıktıktan yaklaşık 10 gün sonra ve hala da devam ediyorum. Şu anda da oradayım. Toplantı arasında buraya bağlandım. Daha önce 2012-2013 yılları arasında İstanbul'da Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde müdür yardımcılığı yaptım. Bulaşıcı hastalıklar, aşı, halk sağlığı laboratuvarları ve araştırmalardan sorumlu müdür yardımcısı olarak. O dönemde çok büyük bir kızamık salgını yaşandı. İstanbul'da başladı ve o zaman yaptığımız filyasyon çalışmaları şu anda İstanbul'da da devam ediyor. Ben aslında COVID-19 sürecinde bu 6 aylık çok yoğun çalışma sürecinde yaptıklarımı bu sempozyumda İstanbul'un deneyimlerini paylaşmak isterdim. Ama programda herhalde TÜKMOS ağır bastı, TÜKMOS konusu geldi. Kuşkusuz bu da çok önemli. Sunumu mümkün olduğunca kısa tutmaya gayret edeceğim. TÜKMOS'ta neler var onları ve bir iki önerim var, onları ekleyeceğim ama sorularla süremi takviye etmeye gayret göstereceğim. Şimdi TÜKMOS, Tıpta Uzmanlık Kurulu müfredat oluşturma ve standart belirleme sisteminin kısaltılması, halk sağlığı uzmanlık çekirdek eğitim müfredatı en son versiyon 2.4 2019 Şubat ayında güncellendi. Burada web sayfasını da yazdım. Birinci ve ikinci dönem başkanlığını Şevkat Özbaş Hoca yürütmüştü. Ben de Dilek Hoca'nın söylediği gibi o dönemde üye olarak yer almıştım. TÜKMOS nedir? Uzmanlık alanındaki eğitimi oluşturmak için minimum düzeyde müfredatı oluşturmaktır. Bunu arttırabilirsiniz ama azaltamazsınız. Dolayısıyla belli bir baz düzeyini ifade etmek için kurulmuştur. Hizmet verdiği toplumun sağlığını koruma, geliştirme, iyileştirme amacına yönelik. Yetkinlik, bir iş ya da işlemin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışların toplamı olarak ifade ediliyor. Bunlar TÜKMOS dokümanında zaten mevcut ama yine de üzerinden geçmek istedim. Çünkü bizim alanda pek çok şey maalesef birbirine karıştırılıyor. TÜKMOS'un yeterlilik üçgenine baktığımız zaman en üstte hizmet sunucu ve ekip üyesi, iletişim kuran, öğrenen, öğreten, yönetici, değer ve sorumluluk sahibi ve sağlık koruyucu olması gerekiyor.
klinik yetkinlikler ve girişimsel yetkinlikler gerekiyor. Yetkinlikleri sağlamak için hangi düzeyde bu yetkinliğe sahip olmalı, kıdemi ne olmalı ve öğrenme yöntemi ne olmalı sorularına yanıt aramak lazım. Şimdi biz halk sağlığı uzmanlık yetkinliklerini düzenlerken kurulla beraber tabii ki bizim derneğimizle, biraz evvel Ferda Hoca'nın da söylediği gibi derneğimizle çok sıkı olarak çalıştık. Beraberiz zaten, aynı camianın içerisindeyiz. Ve yetkinlikleri burada saptar, planlar, uygular, değerlendirir, ekip çalışması yapar şeklinde diğer bilim dallarından, ana bilim dallarından farklı olarak oluşturduk ve TÜK da bunu kabul etti. Eğitim etkinlikleri, yapılandırılmış eğitim etkinlikleri, uygulamalı etkinlikler, bağımsız öğrenme teknikleri olarak ifade ediliyor. Buraları hızlı geçtim. Şimdi halk sağlığı uzman yetkinliklerini buraya bu slayta koydum. Şimdi COVID-19 konumuz olduğuna göre aslında ben COVID-19'da Türkiye'de, İstanbul'da yapılanları çok iyi biliyorum. Türkiye'de yapılanları da izliyorum. Baktığım zaman buradaki başlıkların her birinin aslında salgını kontrol etmekte, salgını yönetmede çok önemli olduğunu bir kez daha gördüm. Yani salgın mücadelesi başlığı değil sadece, diğerlerini de iyi bir şekilde kavramış olmak ancak salgın mücadelesini en iyi şekilde yapabilmeyi sağlıyor. Bunlar neler? Sağlık araştırmaları, veri istatistikleri, sürveyans sistemi, toplumun sağlığını geliştirici programlar gibi pek çok konuyu içermekte. Girişimsel yetkinlikler de bildiğiniz gibi 1, 2, 3, 4 olarak ifade edilmekte. 1 en az, 4 ise en karmaşık düzeylere cevap verebilme olarak ifade ediliyor. Girişimsel yetkinlikler halk sağlığında burada gördüğünüz başlıklar, bunları tek tek söylemeyeceğim zamanı almamak adına. Yalnız şunu ifade edeyim, bunlar belirlenirken, şimdi TÜKMOS'un yapısı gereği biz kendi çalışma grubumuzda raporumuzu oluşturup TÜK'a yolladık. TÜK da bunu ilgili ana bilim dallarının tutmasına yolluyor ve herkes birbirinin rotasyonu olan yerlerde birbirinin yeterlilik ve yetkinliklerini kontrol ediyor. Bu dönemde çok zorluk yaşadığımızı söyleyebilirim. Özellikle rotasyonlarda sorulursa yanıtlayabilirim. Bizim rotasyon alanlarımız 6 ay burada gördüğünüz gibi. Şu anda salgın konusunda enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları en fazla klinik rotasyonlarımız. Uygulamalı eğitimlerimiz ise, sahayı sonraya mı yazdım bilmiyorum. 6 aylık uygulamalı saha eğitimimiz var. Zorunlu, bu adı rotasyon değil. Çünkü Dilek Hoca hatırlar, TÜK'te bu saha eğitimini yazdırabilmek için çok mücadele ettiğimi, Dilek Hoca'nın da çok destek olduğunu, beraberce çok uğraştığımızı söylemek durumundayım. 6 aylık saha eğitimini koyduk. Adı rotasyon değil ama zorunlu. Ve burada da gördüğünüz gibi pek çok alanda yetkinlikler ifade edilmiş durumda. Rotasyonlar içinde sadece enfeksiyonu buraya aldım. Hangi yetkinliklere, klinik ve girişimsel yetkinliklere ulaşmamız gerektiği burada ifade edilmiş durumda. Şimdi hızlı olarak geçtim buraları, zaten dokümanlarda var. Bir TÜKMOS'ta biraz evvel de söylediğim gibi yapılan şey minimum eğitimin
standartlarını belirlemek. Bu arttırılabilir. Aynı zamanda yeterlilik kurulumuz, uzmanlık derneğimizin yeterlilik kurulu tarafından TÜKMOS çekirdek müfredatına uygun olarak neler yapılması gerektiği belirtilmek durumunda. Ferda Hoca biraz evvel söyledi. Aslında bunlar ana çerçevede belirtilmiş durumda. Ama bunun bir karne halinde geliştirilmesi ve sadece nicelik değil, niteliksel olarak da neler yapacağının yapılacağının alt başlıklarla belirtilmesi gerekiyor. Burada çok sayıda halk sağlığı uzmanı var. Beraber de çalıştığım bu COVID-19 pandemisi döneminde söyledikleri şey şu, saha eğitimimizin çok daha verimli olması gerekiyordu uzmanlık eğitimi esnasında ve niteliğinin daha iyi olması gerekiyordu. O zaman bizim bunun standartlarını belki de yeniden gözden geçirmemiz, daha detaylandırmamız gerekir diye düşünüyorum. Ve bu, yine şu maddeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi dünya teknolojiye doğru gitti, gitmeye de devam ediyor. Bu COVID-19 pandemisinde Türkiye bilişim teknolojilerini çok iyi kullandı. Ama bizim eğitimimiz içerisinde bilişim teknolojisiyle ilgili hiçbir şey yok. Tekrar TÜKMOS'a baktım. Bizim bunu da dahil etmemiz gerekiyor programımız içerisine. Ve kuşkusuz bunun da detaylandırılması, nasıl olacağının detaylandırılması gerekiyor. Multidisipliner çalışmalar çok önemli. Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarıyla, göğüs hastalıkları uzmanlarıyla ve diğer dallarla sektörler arası işbirliğinin de uzmanlık eğitimi içerisinde yer alması mutlaka gerekiyor diye düşünüyorum. Ben çok özet bir kısa sunum yaptım. Soruları bekliyorum. Umarım sorularla zenginleştirme imkanı bulabilirim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Sevgili hocalarım, konuşmacılarımız ekranlarını ve mikrofonlarını açabilirler. Eş başkanımız da öyle tabii. Sorular aslında geldi, birkaç soru. Fakat hocalarımın buradan yazılı yanıt vermesini tercih edelim çoğunlukla. Ama temel bazı şeyleri söyleyelim, soralım. İskender Hocam'a sorular gelmişti. Hocam okuma fırsatınız oldu mu acaba soruları? Oldu. Belki kısacık bir dakikayla yanıtlarınızı alalım. Evet, çok teşekkür ediyorum sorular için. Çok önemli konularla değinilmiş sorularda. Tabii zamanın kısıtlı olması nedeniyle benim değinemediğim şeylere de bir açılım sağlayacak diye düşünüyorum ben. Nurettin arkadaşımın çok önemli bir sorusu. Acaba toplumda çalışan hekimler eğitime de katkı sunabilir mi diye. Mutlaka sunabilir ve sunmalıdır da diye düşünüyorum ben. Özellikle birinci basamak hekimlerin tıp eğitiminde, mezunuz tıp eğitiminde mutlaka yer almaları sağlanmalı bir şekilde program dahilinde. Öğrencilerin birkaç öğrencinin çok kaygılı olduğunu, demotive olduklarını öğrendim. Ona üzüldüm tabii ama haklı olduklarını düşünüyorum ben. Yalnız onlara da şöyle şey yapayım. Mutlaka bu eğitimin eksik kalan kısımlarının tamamlanacağı bir planlamanın yapılması lazım. O nedenle eğitim programları, yani COVID'den sonra salgın sonrası veya normalleşmenin mümkün olduğu dönemde ne yapılacağı ile ilgili planlar, eğitim açısından ne yapılacağı ile ilgili ve eksiklerin nasıl giderileceği ile ilgili planların mutlaka yapılması lazım. Şüphesiz en önemli şey uygulanacak olan uzaktan eğitim modüllerinin eğitim amaç ve hedeflerini mutlaka karşılaması gerektiği, ondan taviz verilmemesi son derece önemli diye söyleyeyim. Ben herkese teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederiz hocam. Mezuniyet sonrası ile ilgili bir soru vardı. Önce Ferda hocama aktarıldı soru. Yapılan araştırmanın sonuçları herhangi bir yerde mi diye ben bildiğim kadarını yazdım ama belki siz söylemek istersiniz hocam bir dakika içerisinde. Evet. Şimdi şu anda yazılı olarak bir yerde yok. Ben burada ön olarak sizinle paylaşmış durumdayım. Ama bu çalışmanın sonuçları bizim için halk sağlığı uzmanlığına destek ve yön verme açısından son derece önemli. Bence bu konuda destek istiyoruz. Teşekkürler Sayın Hocam. Işıl Hocam, Tutmos vurgusu çok önemli bulunmuş katılımcılarımız tarafından. Paylaşımınız için teşekkür aldık. Belki şeyi burada aktarabiliriz. Bu dönemin tamamlandığını, bir sonraki dönem hazırlıklarının olduğunu, değil mi Tutmos? Belki birkaç şey söylemek istersiniz. Yaptığınız çalışmaları ilerletmek adına da katılımcılarımızın da fikri olması adına. Buyurun hocam. Nasıl Dilek hocam? Hocam bu süreç hani bir sonraki döneme evrilecek artık. Tutmos süreci yeni bir dönem başlayacak. Daha önce hani birkaç dönemdir devam ediyoruz sizin de ne güzel bahsettiğiniz gibi. Sürekli belki son görüşlerinizi, taşımak istediklerinizi, önerilerinizi alalım birkaç dakika içinde. Buyurun hocam. Evet. Şimdi öncelikle tam ekran paylaşmamışım. Hiç farkında değilim. Keşke sözlü uyarsaydınız, özür dilerim okunmadıysa sunumlar. Evet, Tutmos'ta sanıyorum bir görev değişimi olacak. Bununla ilgili CV'ler toplandı ama nasıl yaşanacak bu süreç bilmiyorum. Onu bakanlık yürütüyor bildiğiniz gibi. Ama güncellemeler devam ediyor. Herhangi bir sorun çıktığında e-mail ile ulaşıyorlar ve bu süreç içerisinde önce başkana ulaşıyorlar. Ben başkan olarak üyelere bunu bildiriyorum, görüşleri topluyorum. Ondan sonra onları harmanlayıp bir rapor haline getiriyorum. Tekrar üyelere sunuyorum. Oylarını, onaylarını aldıktan sonra TUK'a gönderiyorum ve TUK bunu onaylıyor ya da onaylamıyor. Bize geri dönüş yapıyor. Yani son derece hani bitti, yazdıkla olay bitmiyor. Süreç çok dinamik, sürekli düzenlemeler yapılıyor. Hem bizim kendi alanımızla ilgili hem de diğer alanlarla ilgili alınmış olan kararlar kuşkusuz bizi etkiliyor. Tutmasın çok iyi bilinmesi gerekiyor. Ferda Hoca'nın o slaytı gerçekten çok önemliydi. Tutmos uzmanlıkla ilgili yönetmelik hepsi birbirine karıştırılabiliyor bazen. Yani biz Tutmos olarak çok sınırlı kararlar alabiliyoruz. TUK'un aldığı genel kararlar var. Örneğin eğitici tanımı gibi. Dolayısıyla hani bir takım yönetmelikte kesin maddeler var. Bu bize bağlı değil. Hiçbir ana bilim dalına bağlı değil. Dolayısıyla o yapının iyi bir şekilde anlaşılabilmesi bence çok önemli ve derneğimizle Tutmos'un beraber çalıştığının da bilinmesi gerekiyor. Bunu herhalde herkes tahmin ediyor ama bunu da ifade edelim. Yani derneğimizin ileride bundan sonra Tutmos'ta görev alacaklara da bir şekilde geri bildirimlerde bulunması bunların Tutmos'a girmesini sağlayacaktır. Örneğin ben diyeceğim ki iletişimle ilgili bu iletişim değil de sosyal medyanın kullanılması, işte online eğitimler vesaire. Bunun bilişimin mutlaka bizim eğitimimizin içerisinde bir yerlerde yer alması gerekiyor. Hocalarımızın da tabii ki bu anlamda donanımlarını yerine getirmesi gerekiyor. Yani bizim bilişim teknolojisine bir şekilde uyum sağlamamız, bu konuda bilgili olmamız ya da bilgili olanları ana bilim dallarımıza almamız gerekiyor gibi duruyor. Benim beklediğim sorular gelmedi aslında. Evet, teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ederiz hocam. Bu dinamik bir süreç. Ne güzel. Bu bütünlüğü katılımcılarımız görmüş oldular. Çok sağ olun. Hem mezuniyet öncesini hem mezuniyet sonrasının iki farklı ama aynı yere bakan bileşenini dinlemiş olduk. Bir sonraki oturum için oturumu kapatma zamanı aslında. Ben eş başkanıma söz vermek istiyorum. Var mı söylemek istediğiniz? Buyurun Erdem. Teşekkür ederim hocam. Ben hem hekimler için hem halk sağlığı uzmanları için üç değerli konuşmacı ve sizle birlikte bulunmaktan çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Biz de bütün konuşmacılarımıza kıymetli vakitlerini ayırdılar, değerli birikimlerini sizlere aktardılar. Çok teşekkür ediyoruz. Sürecin dinamizmine ayak uyduralım. Varsa sorular e-postalarla alalım, hocalarımıza yönlendirelim. Çok çok teşekkür ederek oturumumuzu kapatalım. Şebnem Hanım, sözü size verelim. Buyurunuz. Çok sağ olun Dilek Hocam. Tekrar oturum başkanlarımıza, Sayın Dilek Aslan'a, Erdem Erkoyun hocama ve kıymetli sunumları nedeniyle hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Diğer oturumumuzun başlamasına 5 dakika var. O yüzden 5 dakika mola veriyoruz. Sonrasında tekrar saatlerimiz 18.30'u gösterdiğinde oturumumuz başlayacak.